Buyurun çayınız. Eyvallah. Haluk Bey. Ha. İnternete fotoğraf koyacaksınız değil mi? Sana ne? Yok yani siz böyle romantik bir insansınız ya, yaparsınız. Zaten siz fotoğrafı koyuyorsunuz. İnsanlar görüyor, like'lıyor, unutulup gidiyor. İnternet böyle bir şey işte, akılda kalmıyor. Emine sen hadi işine bak. Meltem Hanım'ı üzmezsiniz herhalde değil mi? Üzmek size yakışmaz. Tamam gidiyorum ben. Haluk Bey, seven adam delikanlı gibi dünyaya haykırır. Haykır Haluk Bey. Herkes delirmiş. Hayattaki biricik aşkım, seni çok seviyorum. Ya. Haluk çok tatlısın, biliyordum bunu yapacağını. Herhalde kızım. Ama tabii senin hiç takipçin yok, bir tek ben takip ediyorum seni. Olsun. Zaten takipçim olsa yapmazdım ki. Ama şimdi senin bu paylaşımını ben kendi hesabımda da paylaşacağım. Böylece 5600 kişi daha görecek. Nasıl yani? Şimdi senin paylaşımını aynen alacağım, kopyalayacağım. Ben de yayınlayacağım. Böylece yani benim takipçilerim de görmüş olacak. 5600 kişi. Hı hı. Senin niye bu kadar takipçin var? Kim onlar? Haluk'cum ben interneti kullanıyorum. Ne bileyim böyle güzel manzara fotoğrafları, tatil fotoğrafları, işle ilgili şeyler, bazen böyle yemek fotoğrafları. İnsanlar takip ediyor, merak ediyor. Şimdi bu güzel fotoğrafı görecekler. Bir şey soracağım. Hı. Fotoğrafı paylaştığında altına yazdıklarımı da görecekler mi? Tabii olduğu gibi. Hop. Oldu. Ay, çok güzel. Teşekkür ederim Haluk, çok mutluyum. Rica ederim. Ama ben biliyordum senin bunu yapacağını. Doğru söyle. Tehdidimden mi korktun? Ne alakası var canım? Yani mutlu ol diye yaptım. Her şey tamam değil mi Meltem Hanım? Bir eksik yok. Tamam. Çok güzel olmuş. Gel. Ya Haluk Bey. Vallahi sizi hem takdir ediyorum, hem çok beğeniyorum, hem de teşekkür ediyorum. Ne oldu? Seni seviyorum diye öyle fotoğraf koymak her delikanlının harcı değil. Adammışsınız. Benim kocamın o sert görüntüsünün altında aslında bir kedi var. Hop. Ne öyle laflar kedi medi? Nerede? Vahşi bir kedi. Böyle kaplan filan. Hem Hüseyin de sakalını kesecek sayenizde. O niye? İddiaya girdi. Eğer Haluk Bey fotoğrafını koyarsa sakalımı keseceğim dedi. Ay çok iyi olmuş. Bak kelebek etkisi. Sen romantik olunca başkaları da romantik oluyor. Ayrıca kessin o sakalını. Öyle bakımsız olunca çok fena. Yani bakımlı olsa neyse. Böyle boydan boya halı gibi. Vay ben öyle valla. Neyse. Bir taşla iki kuş vurduk Haluk Bey. Kapadın bu konuyu artık. Ben seni bırakıyor muyum? Çıkacağım biraz sonra. Yok. Benim biraz işlerim var. Ben sonra çıkacağım. Sağ ol. Benlerin arasına girme. Dominant derim. Sen hiç aşık olmadın mı derim. Gönül de seni dinler zaten. Şimdi gel bir saat kafa ütüleyecek. Geldi. Merhaba. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen bu çocuğun geleceğiyle oynadığının farkında mısın? Benim anne olarak otoritemi aştığının farkında mısın? Ha? Bütün bunların farkında mısın Haluk? Farkında mısın abi? Gerçekten. Bir dakika Tuna, bir dakika. Bu çocuk bu sene TEOG'a hazırlanıyor. Bu sene eğlence yok dedim. Gönül işleri yok dedim. Hatta interneti bile kapattırdım ki kafaları dağılmasın, ders çalışsınlar diye. Pişkin bir de diyorsun. Senin ne demek bu çocuğa aşk mektubu yazdırmana? Aranızda 40 yaş fark var. Anne, ben yazdım. Sen sus, sen yazamazsın. Bir kere bu cümleler 80'li yılların cümleleri. Bu işlere destek veren bir kişi var, o da Haluk. Biliyorum. Sen yazdırdın, biliyorum. Sen teşvik ettin.
Evet, ben teşvik ettim. Çünkü bana çok saçma geliyor bu çocukların hayatlarını bu şekilde ertelemeniz. Yok o yasak, yok bu yasak, yok sınavdan sonra. Hayat kimseyi beklemiyor. Anladın mı? Kimseyi. Bu çocuklara aynı anda bir sürü şeyi yapmayı öğretmeniz lazım sizin. Aynı anda hem aşık olacak, hem ailesini geçindirecek, hem eğlenecek, hem arkadaşlarına vakit ayıracak. Bütün bunları aynı anda yapmayı öğretmeniz lazım. Çünkü ileride kimse bu çocuklara böyle yapay bir ortam hazırlamayacak. İşte asıl sınav bu. Pes valla. Anne ben yazdım. Sen sus. Sen nereden bileceksin Ümit be seni? Bilemem anne. Cengiz Kurtoğlu'nu da biliyorum, Selami Şahin'i de biliyorum. Sezen Aksu'yu da, Ferdi Özbeğen'i de biliyorum. Hatta sana yeni yazdığım mektubu da okuyabilirim. Ay parçam, Meleğim Lara. Yokluğunda gözlerine hayata bağlanmaya çalışıyor. Ama bilerek, üzüldüğünü bilerek derbeder oluyor bir tane. Ne olur dayan. Güzel günler çok yakın. Bizim aşkımız bütün engellerden daha büyük. Seni seven Orçun. Ezberletmiş belli, ezberletmiş. Kimse ezberletmedi anne. Beni bir şey ezberlemeye zorlayan tek kişi sensin. Oğlundan ayırmazsın ki. Gönül de bunu çok iyi biliyor. Birazcık zaman lazım. Vay Gönül vay. Sinirleri çok bozuk. Bu sınav stresi onu mahvetti. Ya eminim o da bu akşam söylediği şeyler için çok pişman. Bir süre belki böyle kendi haline bırakmakta fayda var onları. Olmaz, olmaz. Daha iyi olur bence. Tam tersi. Şu anda bizim desteğimize daha çok ihtiyaçları var. Yanlarında olmamız lazım. Geçecek. Birazcık zaman. Gülcüm, daha iyi misin hayatım? Hiç iyi değilim Tuna. Hiç iyi değilim. Bağırıp çağıran manyak bir kadına dönüştüm. Öyle mi hayatım ya? Öyle öyle öyle. Haluk'a da Orçun'a da haksızlık yaptım. Sana da yaptım geçenlerde. Yemek yiyip gelmişsin, zorla dolma yedirmeye çalıştım sana Tuna. Ya olur mu öyle şey canım? Ya senin de sinirlerin bozuldu. Bir tanem yani sen de uykusuzsun kaç gündür, ondan oluyor bütün bunlar. Ay, çocukların geleceğini düşünüyorum ben de. Ama bu nasıl yapılır, yolu nedir, ne değildir hiç bilmiyorum. Hiçbir şey bilmeden yapıyorum yani. Ya sen mükemmel bir annesin. İnan bana Gönül. Her şey yoluna girecek bir tanem. İnan bana. Bilmiyorum Tuna. Bazen çocuk olmak mı daha zor, büyük olmak mı karar veremiyorum. Büyükler işleri yolunda tutmak için ne kadar çok çabalıyorlar, neler yapıyorlar. Çocuklarıyla ilgili bir meselede bile kendi aralarında çatışabiliyorlar. Fikrimi değiştirdim galiba ya. Ben büyümek istemiyorum. Teoga rağmen çocuk kalmak daha iyi bir fikir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.